Bu kadar Ersan Bey çok keskin konuşuyor Cem Küçük. Bu bir darbe girişimidir, apoletleri sökülmelidir diyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz yoksa bu biraz aşırı mı olur? Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi niye düşünmediğimi söyleyeyim. Hukuki de söyleyeyim, siyasi de söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi benim önümde metin 6 paragraftan ibaret duruyor. Birincisi, bunlar klasik sözler ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu gerçeğinden hareketle söylenecek sözlerdir. Yani soyut konuşmayacağım, somut herkes için konuşacağım. Çünkü eskiden bu tarafa söylediğimiz sözlerin esasında tekrardır bunlar. Bir defa anayasanın 26. maddesi var. Düşünce açıklama hürriyeti. Herkes tek başına veya toplu olarak düşünce ve kanaatlerini açıklama hürriyetine sahiptir. Aynı zamanda bağlı olduğumuz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 1. fıkrası bunu daha da genişletilmiş bir biçimde ortaya koymuştur. Bunlar genel geçer sözler değildir. Hepimizi A'dan Z'ye bağlayan, herkes için geçerli olan, eğer sıfatlar üzerinden gideceksek, kişi sıfat taşıyorsa, askerse, mesleği gereği bağlı olduğu kanun yönetmelikler icabınca konuşmasıyla yazmasıyla ilgili sınırlar varsa bunları elbette tatbik edeceksiniz. Ama emekliliğe hak kazanmış, mesleğin dışına çıkmış, bu anlamda sorumluluğu olmayan insanların tek başına veya toplu olarak nasıl konuşup konuşmayacaklarına, nasıl yazıp yazmayacaklarına Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse karar veremez. Karar verici şudur, burada suçsuzluk, masumiyet karinelerini yerle bir ederek değil, onların en azından şu anda suçlanıyorlarsa bile yargılanma haklarına hürmet etmektir. Onu söyleyeyim. Peki Ersan Bey, size göre ifade özgürlüğü... Çünkü beni bir kesmeyin de ben bir rahat konuşayım müsaade edin. Tabii, tabii. Tamam, sonra sorarsınız. Cevap vermemişsem. Genelde ben sorulan her soruya cevap veririm. Konuşmamın içinde vardır zaten. Çünkü hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Ben bu sıralarda da, programlarda da yıllardır bunu söylüyorum. Ama bir arpa boyu yol gidemedik. Onu size söyleyeyim. Bu da bir üzüntüdür. Bunun da acısını Türkiye Cumhuriyeti ve Türk toplumu hukukun evrensel ilke ve esasları tahtında çekmeye devam edecektir. Şimdi suç mu? Biz niyet okuyuculuğu yapmayız hukukçular. Önümüzde inandığımız dinde olduğu biçimde söylenen söze, icra edilen fiile, ona dikkat vermek suretiyle nitelendirme yaparız. Kişinin geçmişi, Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve 136. maddelerine göre siyasi içerik itibariyle kişisel verilerinin kaydedilmemesi, yayılmaması, başkalarına nakledilmemesi gerçeği karşısında. Çünkü bu kurallar, bu kaideler, bu kanunlar A'dan Z'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sokakta olan herkese kadar herkesi bağlıyor. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti'nde eşitlik ilkesi vardır. Ailelerinin CHP üyesi olmalarıyla ilgili mi söylüyorsunuz? Siz öyle diyorsanız öyledir. Kim üstüne alınıyorsa alınsın. Şimdi bir defa biz inandığımız hukukta şunu biliriz. Bunu ben söylemiyorum. Herkes gitsin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 7, Anayasa'nın 38, Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddelerine baksın. Suçta ve cezada kanunilik prensibi. Hodri meydan. Eğer fiil buysa, söz buysa, şunlar çok söylenir, ben bu sözleri duydum. Efendim arkası karanlık, daha arkası gelecek. Kardeşim, bir gün önce ilan edilmiş, kimisine göre açıklama, kimisine göre bildiri. Rahmetli Suli Dönmezer hocam bana şunu öğretmişti. Evlat, kavramlara takılma. İçerik önemlidir. Müessesenin ismi şu olur, bu olur. Geç onu. İçeriye bak. Sloganik konuşma. Biz önümüzdeki fiile, suça konu olabilecek fiile bakarız. Açıklamaya bakarız. Buyurun önümde metin. Ekran nerede? Şu. Bir üzerine de notlar aldım. Çalıştım çünkü. Hani dersimi çalışıp geldim. Bunların kim olduklarını ben bilmiyorum. 104 kişinin içinde şahsen tanıdığım hiç kimse yok. Onu söyleyeyim size. Ki hep söylerim.
benim için hiç de önemli değildir. Doğru neyse hukukçu olarak onu söylemek durumundayım. İddiaya konu suçlama ne? Basına yansıla. Suç için anlaşma. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin güvenliğine ve anayasayla kurulu düzenine karşı elverişli vasıtalarla, o suçlardan birisi hangisi ise o suç için gerekli elverişli vasıtalarla onlara sahip olarak veya sahip olma iradesi gücünü göstererek, ayrıca somut olgularla belirlenebilir, tespit edilebilir bir biçimde anlaşmanın varlığının ortaya koyulması suretiyle en az iki kişinin suç işleme kastıyla, hangi suçu? Devletin güvenliğine veya anayasayla kurulu düzenine karşı suçlardan herhangi birisini işlemek için bir araya geldi. Elinizi vicdanınıza koyun. Aramızda hukukçu var mı başka bilmiyorum. Nihal Hanım var. Hocam, metin hocam bu, burada. Metin bu. Metin bu. Bu metinden niyet okuyuculuğu yapmayarak, tarafgir hareket etmeyerek. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin çifte standart vaziyetine hiç girmek istemiyorum. İsimler bizde de var. Kimin ne konuştuğunu biz de biliyoruz. Kimin ne söylediğini yazdığı da bu tarihi vesikalarda, şimdi internette bu imkanı çok fazlasıyla sağlıyor. Eğer sildiremezseniz orada unutulma hakkı adına bir takım gerekçelerle, orada zaten bütün veriler kayıtlı. Ama kardeşim bir saniye ya. Şimdi siz rahatsız olabilirsiniz. Zamanlamayı maniler bulabilirsiniz. O zamanlamanın maniler hiç bitmez. İçeriği rahatsız edici olabilir. Amiral ismi rahatsız edici olabilir. Ama bu insanlar bir araya gelip de hukuki öngörülebilirlik diyerek insan hakları eylem planının en öne çıkan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği iki kavram vardı. Bir, hukuki öngörülebilirlik. Sahip olduğun hak ve hürriyetleri koruyan anayasa, uluslararası sözleşmeler ve kanunlar tahtında hareket ettiğim takdirde hiç kimse benim hakkımı, hürriyetimi kısıtlayamaz. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkım. Şimdi ben soyut konuşmuyorum. Bak, Hodri Meydan hocam, diyor. Bir şey diyeyim. O bir yazı değil, bir toplu bildiri. Yazı değil o. Adı bildiri. Bildiri. Bak, adı bildiri değil, muhtıra bu. Muhtıra. Bak, bunun başında muhtıra yazıyor diyelim. Muhtıra. Yazı değil. Yazı böyle dediniz de yazı değil o. Şimdi Cem Bey'in dediğine gidiyorum ben. Bu bildiri. Bu bir muhtıra. Muhtıranın iki anlamı var, hocam bilir. Birisi uluslararası hukukta memorandum, nota, uyarı dersiniz, devletler arasıdır. Hukukta da hatırlatma metni denir buna. Uyarı yazısı denir. Bu geçmişte olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin o rahatsızlıkları, geçmişi, askerlerin sicilleri konusunda yaşanan sorunların bilincinde bir insan olarak konuşuyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde devlete, güvenliğe sahip olalım derken özgürlükleri göz ardı etmeyecek bir biçimde biz daha fazla demokratikleşme ve hukukileşme için yola çıkıp FETÖ döneminin kötü anılarını, kötü tecrübelerini bir kenara bırakmak suretiyle hareket etmeye söz vermiş bir milletin evladıyız. Evlatlarıyız. Hocam o zaman ben diyorum ki, bir saniye, müsaade, 12 Mart 1971'de olma, o zaman ben seni 5 hedef tane olarak general bir araya gelip bildiri ben verdi, o da bildir o zaman. Müsaade eder misin? 12 ya Mart kimse insanların ne konuşacağına, toplumu asker tek başına mı bilecek hocam, asker haddini bilecek, emekli asker haddini bilecek, yapıp hükümete muhtıra veremez. Karar veremez. Hükümete muhtıra veremez. Suçta ve cezada kanun prensibinin üstünde bir insan değilsiniz. 104 kişi bir araya gelip hükümete muhtıra veremez. Veremez. Siz İnsanları yakalayamazsınız. İnsanların suçluluk masumiyet karinesini bir kenara koyamazsınız. O zaman 12 Mart'ta siz anayasanın kanunun üstünde olur değilsiniz şey. Cem Bey. Olur mu? Lütfen 12 Mart 1921'de 71'de hukuk o zaman 5 asker bir araya geldi. Lazım bildiri yayınladı. Yapmayın. Olur mu böyle? Yapmayın. Kim bunlar? Hükümete muhtıra veriyorlar ya. Bir saniye devam edelim.